CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Düzce Akçakoca'da sel ve heyelanın yaşandığı bölgede. Mahmut Bey, ben de sizin Periskop'tan yaptığınız canlı yayında gördüm orada olduğunuzu. Tam olarak neler gözlemliyorsunuz? Oradaki durum nedir? Şimdi buradaki durum hakikaten çok kötü. Dükkanlar yarım boya kadar su dolu ve çamur dolu. Ve bu çamur vesairesi ailelerin kendi başına bunu temizleyebilecek bir durumda değil. Bir an önce bir desteğe ihtiyaç var. Yani burada mesela küçük baş hayvan çiftlikleri var, tavuklar. Bunların hepsi öldü, telef oldu. Bu tavuk ölülerin bir an önce bu bölgede toplanması lazım. Aksi takdirde büyük bir sağlık sorunu ve mikroplarla büyük bir hastalık başlar. Seher tuvaletlerin konulması lazım. İki seher tuvaletlerle birlikte seher su depolarının konulması lazım. Üçüncüsü bir an önce elektriğin getirilmesi lazım. Elektrik yok mu Sayın Tanal? Elektrik yok, su yok, yollar kapalı. Vatandaşın tuvalet yapabileceği suyu yok, abdest alabileceği suyu yok. Cami peki burada... Türkiye Belediyesi'nin herhangi bir çalışması yok mu orada? Yani bakın burada şu anda bugün tabii siyaset günü değil doğrusu. Burada önemli olan vatandaşlarımızın bir an önce yaralarının sarılma günüdür bu. Bu açıdan burada devletin tüm imkanları vesairesi, yani imkan sunan devlet kurumlarına da ben teşekkür ediyorum. Belediyelere de teşekkür ediyorum. Yani şu anda işte biz buraya Ankara Büyükşehir Belediyesi aşağı yukarı hijyenik koşullarda malzemeler gönderdi. Burada her şeye ihtiyaç var. Yani geçici tuvalet çok önemli. Yani bir afet bölgesiyle önemli. Mi karşı karşıyayız? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Afet bölgesinden aradığınız koşullar ne varsa hepsi burada var. Yani bu bulunduğum şu andaki köy 350 haneli Uğurlu köyünün 50 tane evi kullanılamaz halde, diğer aşağı yukarı 150-200 tane evi de hepsi hasar görmüş, içerisi toprak dolu, çamur dolu. Merkeze bağlı köylerde ağır hasar var değil mi? Köylerde. Evet, merkezde. Yani bu Uğurlu köyü 350 haneli bir köy. Yani şu anda karşında benim bir tane benzin istasyonu var ve motoru vesaire hepsi gitmiş durumda. Yani perişanlık ve içinde mesela şu anda benim bulunmuş olduğum yer burası bir zahire dükkanı ve un vesaire makarna hep perişan durumda. Yani dükkan aşağı yukarı nasıl söyleyeyim, burası kaç metrekare arkadaşlar? 2 metrekare. Bunun yarısına kadar zaten suyun geldiği izleri burada var. Yani onun için burada gerçekten büyük bir ve acil hızlı şekilde müdahale edilmesi lazım. Çünkü 10 gün sonra bu çamurlar kuruduktan sonra bu toz toprak vesaire vatandaşın sağlık açısından başka dezavantajlar gündeme getirecek. Yani peki Sayın Tanal, hiç yanınızda hiç selden etkilenen bir vatandaş var mı konuşabileceğim? Evet, çok vatandaş burada benim yanımda var. Konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Kim konuşmak ister derdini? Çekiniyor vatandaş. Bilemiyorum ama bir dakika verin. Bir dakika. Ayağınız kırık, bir dakika. Bir dakika. Sen orada kal, geliyorum. Bir dakika. O da burada ayağı selden kırılan bir vatandaşımız var. Ona veriyorum. Bir dakika. Peki, Merhabalar, geçmiş olsun merhaba. Öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederiz, sağ olun. Siz tam olarak neye şahit oldunuz bu aşırı yağışın ardından? Neler yaşandı köyünüzde? Bir sel felaketi oldu. Köyün meydanından bayağı bir sular aktı. Dükkanlarımız şu an benim zaten daire dükkanım falan var burada. Tamamen su içinde, yarıya kadar un kepek dükkanları. Köyün merkezi mil, toprak, hep devamlı sıkıntı. Evler yarım metreye kadar mil içinde. Evler kullanılmaz halde. Şu anda 350 tane hanemiz var burada. 350'nin de hemen hemen 50'si kullanılmayacak vaziyette. Evin çerçevelerine kadar çıktı. Koltukları, şeyleri çıktı. Hepsi çamura mı battı evlerin? Çamura battı. Mil içindeler. Dün biz burada bu kadar biz mağdurken, biz burada mağduruz. Dün buraya bakan bey gelecek diye graydarlar geliyor. Yolları açıyorlar. Biz burada bir metreye kadar milin içindeyken bakan bey gelecek diye burada yol açılıyor. Böyle bir hangi sorun bakan gelecekti? Devleti devlet yapan millettir. Bu millet yoksa bu devlet de yoktu. Hangi bakan gelecekti? Bakan için devlet hazırlık yapıldığını söylüyorsunuz. Gelecekti. Yolları burada graydarlarla açıyorlar. Neymiş? Ayakkabılarla güzel gelinecekmiş. Biz burada bir metre milin içerisinde duruyoruz.
Bir öyle metre bir şey çamur yok. Var şu öyle an. Öyle bir şey yok. Devleti devlet yapan millettir. Neymiş? Gelecekmiş araba. Burada benim vekilim yanında ayağında çizmeyle geziyor burada. Onlar buraya helikopterle gelecek. İndikleri yer için buraları kazıyorlar. Biz burada mağduruz hanımefendi.